Emekliyiz, emekli, emekli, acız, aç, aç. Karnımızı doyuramıyoruz ha. Kanımızı yemiyorlar ha. Emekli adam açdır. Açdır, aç. Ona diyorum bütün emekliler Türkiye'de açdır. Yarısı 1,5 milyar aylık alıyor, hepsi açdır. Ben sigara da zam gelmiş 1 lira. Millet sigara daha içemiyor stres atmak için. Anlayacağın ülke diye bir şey kalmadı yani, perişanız. Gençler olarak hepimiz de yurt dışına gideceğiz bu girişle. Herkes elini vicdanına koysun, ben de değil. Emekliyiz, emekli, emekli, aciz, aç, aç. Aciz, aç, aç, aciz, aciz. Karnımızı doyuramıyoruz ha. Doğal gazı ne yapalım? Batanyada sarılak, ele yatak ha. Yani olur mu bu? Zulümdür, zulüm. Zulümdür ha. Zulüm var ha. Emekliye 5 lira veriyor, 10 lira da alıyor. Tamam canım. Öyle. Odur. Bizi bitirdiler, yok ettiler. Kanımızı yemiyorlar. 6 tane maaş alan düşünsün. O haramda gel. Cinayet başkanı deniz ürünlerini haram ediyor. Gelsin o 6 maaş alana söylesin ha. Niye alıyorsa haramdır. Değil mi? Ya canım benim. Ya odur ha. Kanımızı yemiyorlar ha. Aciz, aç, aç. Aciz ha. Emekliyiz, aciz ha. Düzelsinler, kendini düzelsinler ha. Başlarını yastığa verip düşünsünler. Yastık nasıl onu yatırıyor? He? Karnı tok. Saray var. Niye yapmasın? Konuştuğumuz zaman da bizi cezaevine atıyor. Korkuyoruz konuşak ha. Değil mi yani? Yegenim benim. Aciz, aç. Emekli acıdır ha. Emekliyiz ha. Ya ben iyi görmüyorum yani, hiçbir şey iyi beğenmiyorum. Emekli 1,5 milyar yarısı 1,5 milyar maaş alıyor. Emekli açdır, perişandır. Sokakta perişan. Vallahi perişandır emekli. 1,5 milyar aylık alıyor. Emekli adam açdır. Açdır, aç. Perişandır, sokakta yatıyor çok iyi. O kadar. Ona diyorum bütün emekliler Türkiye'de açdır. Yarısı 1,5 milyar aylık alıyor. Hepsi açdır. Sokakta yatıyor. Çok iyi de sokakta yaşıyor. Para yok, açdır. Yarısı Türkiye'de 1,5 milyar emekli maaşı alıyor. Hepsi açdır. İnsanlar açlık, sefalet hayat yaşıyor. Daha ne diyeyim? Ne düşünebileyim? Ortada hala bir 10. ay gelsin, bundan sonra görüşeceğiz. 10. ayın böyle sonuna doğru faturalar gelsin, görüşürüz. Ben geçen sene 250 ile 300 arası, bu sene 500'ü bekliyorum. Buradan yetkililere seslenirsek ne söylemek istersin? Yiyeyim valla. Herkes elini vicdanına koysun, ben de değil. Doğalgaz, ondan sonra ekmek, su, bunlara zam yapıldığı zaman bütün insanlar bunun sıkıntısını çekiyor. Çalışmayan insanlar bunu nasıl ödesin? Devlet diyor ki biz işte marketlerde zamlara dur diyeceğiz. Önce devletin kendi yaptığı zamları durdursunlar, ondan sonra vatandaşın yaptığı zamlar durur. Vatandaş alım gücü çok düşmüş biliyorsunuz. İnsanlar bir şey alamıyor. Her şey çok pahalı olmuş. Doğalgaz da böyle olunca her şey berbat oldu yani. Çok yüksek, her şey çok yüksek olmuş yani. Durum iyi değil yani. Vallahi diyordum bir kişi bir yerden bir kişi 5 maaş alıyor. Diyecektim insaflı davranın. Adalet neyse onu davranın. Adalet davranıyorlar maalesef yani, ben AK Partiliyim. Ama adalet bu değil yani. Bir kişi 5 yerden maaş alamaz. Bu yanlıştır yani. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Abi ne olsun, valla perişanız. 200 lira olan doğalgazıma şu an ben 600 lira para veriyorum. Karşı berber doğalgazın yakmadığı halde şu an sadece vergi olarak adam odur 130 lira para veriyor. 200 yaptığı iş 80 lira, 130 lira doğalgaz. Bu hep sıkıntı. Hep halktan gidiyor. Kimsenin cebine 5 kuruş para yok. Dünün sigara da zam gelmiş 1 lira. Millet sigara daha içemiyor stres atmak için. Anlayacağın ülke diye bir şey kalmadı yani, perişanız. Gençler olarak hepimiz de yurt dışına gideceğiz bu girişle. Abi sadece bizim sıkıntımız doğalgaz değil ki. Yani sadece günlük olarak doğalgaz ve işte gıda üzerine yapılan zam değil. Türkiye'de her şey zam yani. Sabah akşam aldığınız sabah yine aynı fiyatı alamıyoruz. Konuya geldiği zaman diyorlar ki biz 18 yıl iktidarız işte Türkiye için, biz bunu yaptık şunu yaptık. Kasene mi yaptın, yapmadın. Hepsi dış güçlerin imkanlarıyla yaptın. Dış ülkelere çalışıyorsun. Dış ülkelere hizmet ediyorsun.
Eğer bir iktidar okul yapmıyorsa, hastane yapmıyorsa, yol yapmıyorsa ne iktidardır o zaman? Sadece halkın cebinden aldığın vergiyle mi ülkeyi yöneteceksin? Türkiye, Türkiye olanı %83 vergidir, halen %83'tür. Yaptığı hiçbir şey yok. Yani AKP iktidarı olduğu sürece kadar Kürtlere yaptığı zulümden başka hiçbir şey yok. Sadece zulüm. Sıkıştığı zaman ya vergiye zam yapar ya enflasyona zam yapar. Başka da hiçbir şey yok. Herkesin yanına yaklaştığı zaman ben senden yanayım oyunu aldığı zaman direkt ben oraya yıkıp atıyor. Sadece kendine. Bugün ülkeye baktığın zaman yani bir ülkenin içerisinde 20-30 sene insanın yani devletten daha çok mal mülkü var. Sadece yandaş müteahhit, yandaş iş adamı, yandaş medya. Başka da bir şey yok. Zengin varsa, zenginsen malın mülkün varsa hükümetle beraber istediğin işi yapabilirsin. İhalesiz, kırımsız. Ama zengin olmasan, kitlen olmasa hiçbir şey yapamazsın. Yani AKP'nin gitmesi lazım. Yani ne AKP'nin, ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne İYİ Parti'nin hiçbir tanesinin bu ülkeye bir faydası yok. Zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Doğalgaza tek bir zam gelmiyor. Bizim şekerimize, unumuza, çayımıza, bu gıdaların hepsi %100 zam ediliyor. Bunu yayılayın, insanlarımız da görsün. Bir dolar zam alıyor, dolar zam aldı, dolar yükselince çaydır, şekerdir, yağdır, undur. Önemli olan benim karnım. Karnım sadece nerede doluyor? Doğalgazla doyurmuyor. Elektrikle doyurmuyor, suyla doyurmuyor. Ekmek ihtiyacım var suya, ekmeğe, pirince, buğdaya, buna her şeye ihtiyacımız var. Evimiz içinde ekmek olmasa çocuklarımız yarın okuyamazlar, okula gitmezler. Okulu doğru mudur bunlar? Her şey önce gıda. Gıdanın önüne alınması lazımken ondan sonra denetim yapılması lazım. Güzel bir denetim yapılsın. Ben bir şey çocuğu olarak sesleniyorum, zamı asla Bingöl halkı olarak kabul etmiyorum. Dünyanın ekmeği 2,5'tu, bu sabah 3,5 milyona ekmeği aldık. Yani Allah da kabul etmez, kul da kabul etmez. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun, ne diyelim bunu diyoruz, başka bir şey de demiyoruz. Diyor doğalgaz bağlı olmuş, doğalgaz ne anam bağlı oldu, ne anam bir var olmadı ne anam. Kararımı vermişim piyasaya, bu ben şu anda bakıyorum kimse yok veren ben yakarım. Kararımı vermişim. 20-30 sene oyun var bunu da yakacağım. Hah, yakacağım, kullanmayacağım.